Günaydın. Saat 6. Şu an uyandık. Şaşı beş bakıyorum. Bugün yola çıkıyoruz. Hedefimiz Urla. Hadi bakalım. Hakkımız da hayırlısı. Evet, hazırlandık. Başardık. Kahvaltı etti Arven. Ben de ettim. Babalarımızı toparladık. Şimdi arabaya gideceğiz. Anneciğim. Hala Maslakopet'teyiz. Çıkamıyoruz yani. Herhalde bütün şey burada geçiyor. Urla'ya geldik. Yolumu da durduk. Yol uzundu. Ay, köpekten korktum. Anlayamadım. Gelip bekliyor. Çok tatlı ama. Neyse, çocuğu da korkutuyorum. Arabada çok yoruldum. Arven çok güzel durdu. Ben daha çok sıkıldım. Ama en son biraz uyudu, uyandı falan. Neyse, kaldığımız yer çok güzel. Biz şimdi Urla Sörfals'a geldik. Burası da Urla Sörfals'a yakın. Çok tatlı bir ev. Airbnb yaptık. Orada kalıyoruz. Şimdi şurada kuzular var. Keçiler var. Arven'e keçileri göstereceğim. Şarjım da bitiyor. Dur bakayım. Suratı nasıl olacak onları görünce. Anneciğim bak. Aa, çok güzeller. Bak. Arven dehşet içinde koyuna, kediye, köpeğe. Bir anda Urla'ya gelmekle birlikte hayvanlara maruz kaldı çok sayıda ve yeşile. Şurada poz verelim aşkım. İşte bir yerde düğün var, onun da sesi geliyor. Bir Arda Lo. Aa, kapı çalıyor. Ki Burçin geldi. Uzman şov. Hey. Gel gel, çıkarma. Ay 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 Burçin. Ay 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 ay. Hoş geldin de kızım. Merhaba. Burçin. Merhaba. Kanka ne yapıyor? Hoş geldiniz. Geliyor. Oh. Küçük bu kızım. Ne böyle? Bu ne böyle? Bu oyaklar ne böyle? Ha? Ay 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 ay. Şimdi Urla'da evimizin olduğu yere yakın bir plaja geldik. Arven'i ilk defa denize sokacağız. O yüzden ben heyecanlıyım. Şimdi teyzesiyle aldığı bikini giysin. Bikini de şu mayoyu giysin. Anneciğim. Urla'ya göre az rüzgarlı bir gün. O yüzden ben çok sevindim. Çünkü Arven'in rüzgar yiyip üşütmesinden çok korkuyorum. Şimdi Arven'i giydireceğim. Su mayoyu aldı. Evet yüzücü hanım. Çok güzel oldu. Şu an Urla Surf House'un girişine geldim. Etkinliğimiz burada. Özgün'üm burada. Ben size bir konser etkinliği var. Ben de Urla Surf House'u size gezdirmiş olayım. Burası tam kapı. Salıncaklarla birlikte. Şimdi etrafı göstereceğim. Burada bir karavan var. Burası yemek alanı. Böyle çok güzel. Sürekli gölge olan, hafif esen, insanların oturduğu güzel bir yer. Şimdi bar bölümüne geçeceğiz. Orası tabii biraz müzikli. Sonra da soundcheck yapılıyor şu anda. Havuz alanıyla konser alanının oraya gideceğiz. Her yeri çekiyorum. Arven'in çok uykusu geldi. Birazdan onu uyumaya götüreceğim ve ben de etkinliği izleyemeyeceğim. Etkinlik yapılırken Arven'i bekleyeceğim. Ama bundan çok memnunum. Şimdi burası böyle bir oturma alanı var. Şu arka tarafta bar ve restoran var. Aa, Özgür. Ben şimdi etkinlik alanı video çekiyorum. Kapısında. Burası bar ve restoran. Şimdi odaların olduğu bölüme doğru gidelim. Burası resepsiyon. Burada odalar var. Biz bir kere şuradaki skate'de kalmıştık. Odaların isimleri böyle değişik değişik. Sonra burada böyle güzel bir muz ağacı var ve üstünde de muzlar var. Şimdi havuz alanına ve konserin yapılacağı yere doğru gidiyoruz. Burada da böyle sundurmalar var. Odaların kapısında çok güzel. He. He anneciğim. Şu
sağ tarafta bungalovlar. Burası tuvalet alanı. Şimdi havuz barı. Arkamızda. Havuz alanı. Havuz. Buraya bir kayka etkinliği olduğu için kayka alanı kurmuşlar. Burada kaykaylara bakıyorlar ve bir marka var, kaykay markası. Ben kaykaydan pek anlamıyorum. Ama ben 2 sene önce burada kaykaydan bir düştüm. Kalçamı incitmemem mucizeydi. Aslında son bu defa hatalarımı bıraktım arkamda. Yapacağız. Bugün de Surf House'dayız. Ben sabah şöyle bir şeyle karşılaştım. Bir uyandım. Arve'nin bebek arabasını bahçede unutmuşum. Gece sulama sistemi çalışıyor ve her şey sırılsıklam olmuş. Altındaki arabanın kendisi. Bir de üstüne de karıncalar istila etmiş. Her giri karıncaydı. Arve'ne bazen bir şeyler yedirdiğimde kırıntılar oluyor üstünde seti. Bu seti böyle karınca basmıştı. Çıldırdım. Hepsini çıkardım falan filan. Bir ton şeyle uğraştım. Sonra bir kahvaltı ettik. Onu o sırada kurudu pek çok şey. Değil mi anneciğim? Dün yıkadım bazı şeyleri. Çünkü çamur oldu Arve'n oynar. Sularla. Şimdi Özgün hasta. Covid değil gibi görünüyor. Klima çarptı gelirken muhtemelen. Ateşi çıktı dün. Yani bayağı nakavt oldu. Yatağa çakıldı, yattı. Bugün ateşi biraz daha düşük. Şimdi eczaneye geldik. Ona ilaç alıyoruz. Bir de dedim ki hızlı bir kit alalım. O kitle şey yapalım. Çünkü yarın benim üniversiteden bir arkadaşım var. Onun da çocuğu oldu. Uzun zamandır görüşemiyoruz. Birbirimizi çok özledik. Ona gidip çocuklarımızı tanıştırıp hasret gidereceğiz. Ben de kameraya bakarak konuşmayıp kendime bakarak konuşuyorum. Aferin bana. Ondan sonra başka bugün yine Surf House'un orada incir ağacının altında Arven'e oyun oynatacağım. İşte öğle yemeğinden sonra oraya gideriz diye düşünüyorum. Yani aslında denize gitmek istiyorum ama Özgün'ü bırakıp denize gidemeyeceğim. Denizin mesafesi de biraz şey. Gerçi şurada da var ama orası oradaki deniz de pek güzel değil. Yarın belki hem ipeyi göreceğiz hem de denize gireceğiz. Kızım sıkılıyor. Aa, niye kızardın anneciğim? Arven'i kremledim şimdi. Eczaneden sonra eve döneceğiz. Bir eczane turu yapalım dedim Arven'le. Evet. Gulu gulu gulu. Evet çocuğum gulu gulu diye. Arven. Evet hiçbir şekilde güldüremedim. Şu an Surf House'dayız. Herkes kayıtta olduğu için. Gerçi bugün rüzgar nasıl bilmiyorum ama burası boş. Arven'le incir ağacının altına konuşlandık. Şimdi ona ben kovaya su doldurdum. O kovadaki oyuncaklarıyla oynuyor. Ben de dinleniyorum. Evde yemek yemiştik. Sonra Arven evde sıkıldı. Bugün denize gitmeyi düşünüyoruz ama belki akşam üstüne kısmet olur. Şu an burada keyfimiz yerinde. Keyfimiz yerinde suratım. Ama bittim ya ben çok yoruldum. Çocukla tatil yorucu. Gerçi çocukla tatil yorucu. Sanki çocukta normal ev çok basit. Yani hepsi belli zorluklara sahip. O yüzden şu an bir incir ağacının altında olmak bence harika. Ayrıca kızım şu an üstünü ıslatmaya çalışıyor. Şimdi burada Zancis'in çocuklara kaykay öğretme etkinliği var. Arven de onu izleyeceğiz. Biraz içeri kırayım.
Şu yoluna geçmeden önce bir kahvaltı edelim dedik. Fakat Urlalılar geç kalkmayı seviyor. O yüzden bir türlü kahvaltıya çek yer bulamadık. Bir börekçi de dünyanın en kötü böreklerini yedi. Ben dünyanın en kötü boyozunu yedim. Yediğimi zannediyordum, yememişim, buymuş. Arven ama yumurtasıyla labnesinden yedi. Şimdi uykusu geldi. Biz de bu sanat sokağına girip bir kahve alalım dedik. Çünkü biz kahvaltı ederken birkaç yer açmış bulundu. Şimdi kahve bekliyoruz. Kahvemizi içip yola çıkacağız. Uykulu Arven. Kahvesini içmediği için ayılamadı. Evet. Ya kahve içmeden ayılamıyor çocuğum ya. Arven. Evet, evimize geldik. Urla macerası son buldu. Ve şöyle bir şey oldu. Klima Özgün'ü orada zaten hasta etti. Üstüne gıdım da çıkmış buradan. Dönüş yolunda benim boğazıma gıcık yaptı. Ben böyle hep öksürdüm. Eve geldik. Arven'i uyuttum. Sen çocuğum benim bir öksürüyor diye. Bir saat içinde 6 kere öksürdü ve biz çok endişelendik. Ben de onu bugün ekstra fazla emzireceğim. Böylece hızlı bir tedavi izleyeceğiz. Ateşi yok, başka hiçbir şey yok. Bence bana olan boğaz gıcığı ona da oldu. O yüzden başka bir şey olduğunu düşünmüyorum. Biraz rüzgar yemiş olabilir ama öyle bir öksürük değil. Aynı benim gibi öksürüyor. Söyleyeceklerim bu kadar. Bu vlog da burada sona eriyor. Evde böyle görünüyor en son.